Evet, ekranda göründüğü gibi buraya yeni bir cihaz ekleyeceğiz. Bilgisayarıma geliyoruz. Bir klasör oluşturmamız lazım. Yeni bir klasör yaptık. Özellikleri tıklıyoruz. Buradan paylaşımı açmamız lazım. Paylaşım ayarlarında Everyone okumaya ve yazmaya izin vermemiz gerekiyor. Tekrar altta da paylaşımlarda izinlerde 3 tane izin seçeneği var. En altta evet izinler. Üçünü de vermemiz lazım. Önceden verdiğim için kaydet diyoruz. A bölümüne geliyoruz. A'da gelişmiş paylaşım ayarları var. Evet, gelişim paylaşım ayarlarından hepsini parolalı koruma kapat diyeceğiz. Tıkladıktan sonra sağ tuş özellikler. Burada bir kısa yol ismi var. Kısa yol ismini kopyalıyoruz. Yazıcımızın IP adresini bilmemiz lazım ya da IP scanner ile taratıp açabilirsiniz. Yönetici olarak giriş yapıyoruz. Adres defterinde bakın. Evet, dosya olarak diyeceğiz. Devam edeceğiz. Yukarıya bir kopyaladığımız şeyi buraya hemen kopyalayabiliriz. Bakın daha önce yapmışız. Aynen bu şekilde. İsim yazıyoruz. Bazı şeylerden emin olabilmek için mesela kullanıcı adlarına bakmamız lazım. Kullanıcı adı bilgisayarın muhasebeymiş. Evet, tekrar gireceğiz. Tekrar dosya. Tamam diyoruz. Yapıştır diyoruz. Eksik gelmiş. Tekrar kopyaladım. Bazen bilgisayar atabiliyor. O yüzden. O yüzden de emin olmanız lazım. Muhasebe. Şifre varsa şifreyi girmeniz lazım en altta. Evet, çıktılarımızı koyuyoruz. İki tane sayfa. Çoklu olarak tarayabiliyorsunuz. Tarama defterine geldik. Evet, muhasebeyi gördük. Bahsettiğimizde otomatik olarak gönderiyor. Şu anda çıktılarımızı alıyor. Hepsini bir PDF olarak verecek. Evet, şu anda attı diye ses geldi. Gördüğünüz gibi ekrana geldi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.